Merhabalar arkadaşlar. Bugün RKC Et Mangal Steakhouse'dayız ve yanımızda Ramazan Şef var. Nasılsın Ramazan evet, ustam? İyisin. Sağ olun hocam bey. Nasılsınız? İyisiniz. İyiyiz bizler de. Teşekkür ederiz. Bizi misafir ettiğiniz evet, için çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bugün neler yapacaksınız bize? Bugün ne yapacağız? Spagetti tabi. Spagetti deyince akla makarna geliyor. Ama evet, bizde RKC Et Mangal'da spagetti dana julien kesimli bonfileden yapılan üründür. Etlerimiz 4 ile 6 gün arası marine ediliyor. Marine edildikten sonra servise sunuyoruz. Hı hı. Bunun öncelinde söyleyeyim, bizim RKC besi çiftliği olarak Turanköy'de, Kestel Turanköy'de kendi, ha, kendi çiftliğimiz var. Evet, var yani. Biz, etlerimiz de kendi beslerimizden geliyor. Evet, kendi etlerimizi kendimiz üretiyoruz. Kuzu da olsun, büyükbaş hayvanlarımız da olsun, kendi besi çiftliğimiz var. Deneyelim, beraber eleştiri yapalım. Biz eleştiri açacağız. Hadi evet, buyurun bakalım o zaman, edelim, başlayalım. Tamam, karacabey soğanı, mor soğan. Evet, Bursa'nın malzemesi. Bursalılar evet, yiveyi sever. Kaç senedir şeflik yapıyorsunuz şefim? Kaç senedir şeflik yapıyorum? Ben gıda işimde 15-16 senem oluyor. Oo. Şeflik olarak 8-10 senedir şeflik olarak yapıyoruz. Şeflik, evet, yöneticilik olarak. Hem yöneticilik hem, hı-hı, şeflik olarak çalışıyoruz. Bir ekip olarak çalışıyoruz. Tabii bu işler zaten ekip işi evet, şefim. Tek başına bir şeyler olmuyor. Olmuyor, evet. Önce soğanlarımızı atıyoruz. Ardından biberlerimiz. Evet. Sonra baharatlarımız geliyor. Kendi karışımımız geliyor. 17 çeşit baharatımız vardır. 17 çeşit baharattan. Tabi bunlar meselesi söylenmez. Aynen. Bu da özel bir durum tabi. Evet. Zaten insanlar gelsinler burada yesinler evet, yani. Hani evde yapılacak işler değil bunlar. Evet. Şimdi kendi spagettimizi koyuyoruz. Bu da marine 4 ile 6 gün arası. Zaten altında marine. Evet, gözüküyor ve evet, et daha alırken böyle yumuşacık, neredeyse çürümüş evet, gibi yani. O marinasyon çok iyi herhalde sizin. Çünkü 3-4 dakikada biz evde yapsak çiğ kalır. Evet, çiğ kalır. Biz bir de bizim müşterilerimiz genelde hepsi orta pişkin. Müşterilerimize söyleriz. Bursa İlinde, halkı genelde öyle ama. Genel Bursa steak yiyicisi üzerine fazla yönelmiyorlar. Ha, evet. Yani kan. Ha, aynen orta, o az orta, az orta pişmiş Bursa'da çok evet, yani öyle bir et getirirsen de İlla altında tereyağı olur, adam onu iki çevirir aynen, yani. Aynen. Hani pişittirir de öyle yer. Bu kadar yağ koyduğumuza göre demek ki etimizde hiç yağ yok. Evet, et zaten bonfilemiz sırf yağsız. Hı hı. Zeytinyağıyla 3 çeşit ayretten kendi mısır özü. Ya ama söyleme. Yağımızı kaçırmayalım. Dilendiriyoruz yani. Aynen. Zaten şimdiden daha çok lezzetli gözüküyor yani. Evet. Şimdi soruyu size hocam bey. Orta pişkin mi olsun, çok pişkin mi olsun? Az ben pişkin de orta severim. Orta, tabii. Ben de tipik Bursalıyım. Orta az pişmiş yemek lazım aslında ama. Olmazsa olmazımız mantara geçiyoruz. Ha, şimdi mantar sote yapıyoruz bir de. Evet. Bu da bizim spesiyallerimizden aldığım kadarıyla. Bizim kendi müşterilerimize ikramımız oluyor. Ha. Mantarı tereyağında pişiriyoruz. Yağlı ekmekle, kızarmış ekmekle müşterimiz diğer etleri gelene kadar bununla oynanıyor. Aparatif diye. Aparatif olarak. Oo, aparatif de insanlar karın doyurur. Mantar da çok besleyici bir şey çünkü etin evet, direkt birebir muadili. Mantar sotemize başladı pişmeye. Evet. Mantarlarımız şu an pişiyor. Özmen Bey, yuvarlak bir servis tava alalım. Baharatımızı yine atıyoruz buna. Gene özel baharat evet, karışımımızdan. Özel baharatımızı atıyoruz. Çok pişirmiyoruz mantarları. Evet, orta, o da pişkin, orta. Evet, çok pişkin mantar da. O da orta. Zaten ağızda böyle bir süngerimsi yapıya bürünüyor ondan sonra. Evet, lokumun olmazsa olması bol tereyağı. Tereyağı. Evet, bol tereyağı. Şefim direkt tabağa koydunuz ama tabaklar özel galiba. Tabaklar özel.
Isıya dayanıklı tabaklarımız bizim. Normal porselen olmuyor. Hmm. Aman denemeyin. Ya evet, sakın arkadaşlar evinizde denemeyin. Havanımı açalım. Kapat. Şefim yaptın yine yapacağını. Evet. Sizin için özel şov. Teşekkür ederiz. Geldik. Evet. Mühürleme işine. Bunu da evde denemeyelim arkadaşlar. Evet. Evde sakın denemeyin. Aynen. Sakın. Valla yangın çıkarırsınız. Yanar. Et mühürleyeceğiz derken. Yanar abi ya. Ortalık karıştırmayalım ondan sonra. Zaten şefim şeyde evde çok olmuyor zaten bu mühürleme işi. Bu lava tavalar çok fazla duman çıkarttığı için evet, evin her tarafına siniyor zaten et kokusu. Gelsinler, evde denemesinler, gelsinler buradan. Bunlar Ramazan şefim gelsin şimdi, size yapısın. Burada yiyin arkadaşlar. Evet. Evinizi kokutmaya gerek yok. Etteki mühür çok önemlidir. Bizim yüksek ısıda yaptığımız mühür etin içindeki suyu içinde kalsın. İçeriye hapsediyoruz suyu. İçeriye hapsediyoruz. Zaten lezzetini veren. Evet. O. Biz bütün olarak mühürlüyoruz. Etin suyu içinde kalsın. Bazı yerlerde lokum yaparlar. Yenilip kesip de. Aynen. Ben öyle lokumu gidiyor. Sevmiyorum. Evet. Evet. Güzel de olmuyor zaten. Tereyağını açtık. Tereyağımız da ufak ufak erimeye başlıyor. Evet. Etimizin de mühürü. Evet, mühürü. Orada İşte izi yapmışsın hemen Ramazan olacak. Şefim. Evet. Hemen kareleri yapıştırmışsın oraya. Evet. Eti daha dokunurken et yumuşacık, evet, sünger gibi yani gidiyor içeri etlerimiz doğru. Etlerimiz 4 ile 6 gün direnildiği için Hocam Bey çok yani yarı pişmiş gibi oluyor. Evet. Yani et kendi kendine evet, evet, yarı yarı pişmiş. Sen burada evet, özel dokunuşları yapıp tak servise gönderiyorsun. Evet. Şimdi kesme şeyine geçelim. Ya etimiz olmuş lokum gibi şefim. Evet. Bursa'nın lokumu meşhur. Ramazan şefinde lokumu meşhur. Evet. Valla şefim daha şimdiden hani etin öyle bir güzel ki çiğ yenecek gibi yani. Şimdi lokum eti nasıl pişkin olsun? Orta pişkin. Az pişkin. Yine orta. Orta. Şimdi bizim bir sloganımız var. Evet. Etin keyifli hali Ramazan şefler. Yani bizim bu kendi sloganımız. Tamam. Etin en keyifli hali Ramazan şefler. Şefler. Evet. Ya etler de sinirinde gayet keyifli gözüküyorlar Ramazan şefim. Evet. Evet, şimdi birer taraflarını pişirdik, evet, diğer taraflarını. Lokumun özelliği eti tereyağında çok çevirmek. Şimdi biz yüksek ısıyla eti mühür yaptık ama etin içindeki suyu hapsettik. Okey. Şu an dilim dilim kestiğimiz için etin suyu tereyağın içine kendisine geçti. Kendi kendine et suyunu elde etmiş oluyorsun tereyağın içinde. Evet. O da tabii çok iyi, güzel bir lezzet, katacak. Zaten lezzetli. Zaten üstüne lezzetli. Senin dokunuşların. Eyvah eyvah. Olmazsa olmaz baharatlarımızı atmak zorundayız. Aynen, o özel karışım illaki olacak. Evet, şimdi pidemizi de koyuyoruz arkadaşlar üstüne. Yani evet, Özmen Bey. Son bir çevirme yapalım. Bir daha çevirme yapacağız buna. Özmen Bey. Tam orta olacak. Tam orta olacak yani. Tam orta olacak. Pişmeye devam etmiyor herhalde. Ya da tabağın siz ona göre ayarlıyorsunuz. Ona göre ayarlıyoruz. Çünkü masaya geldiğinde ne istiyorsan o çıkıyor. Masada ona göre ayarlayalım. Masada şimdi biraz daha kendi kendine pişecek et ama tam istediğiniz kıvama gelecek. Ha, okey. İşte orası püf noktası zaten şefim. Şimdi bizim müşterilerimiz bazen orta pişkin olsun diyor. Bazen az pişkin olsun diyor. Masada pişmeye devam edince. Masada pişiyor ama müşterilerimize tek ricamız eti böyle çevirsinler tereyağında ki
Her iki tarafı da aynı onların aynı istediği gibi kıvama gelir. Homojen bir kıvamda pişsin evet diye. Harika duruyor vallahi şefim. Evet. Ellerine sağlık. Sağ ol. Ne olmazsa evet olmaz baharat karışımımızdan. Baharat karışımını attık. Evet, evet, bu da servisimizi yapacak. Hazır. Evet Ramazan şefim, yaparken evet çok keyif aldık. Evet. Yerken daha evet çok keyif alacağımızı düşünüyorum. Tanesi şimdi neyle başlıyoruz bakalım? Neyle başlıyoruz? Bizim kendi müşterilerimize, müşterilerimiz geldiği zaman mangalda kızarttığımız evet yağlı ekmek evet ve mantar. Evet, tereyağında pişiriyoruz. Evet. Mantar soteyi. Mantarı bu şekilde veriyoruz müşterilerimize. Hı hı. Etlerimiz ve gelene kadar evet, biz bunlardan. Müşterilerimiz bununla oyalanıyor. Yani çok güzel oyalanma oluyor gibi bir şey değil. Evet. Bakabilirsiniz. Tabii hemen bir tadalım. Oh, bu gelen ne şefim? Bu dana spagetti efendim. Dana jülen keseyim. Eyvah eyvah eyvah. Vallahi şefim çok hoş duruyor. Bu arada mantar o kadar böyle hani o kadar tatlı pişmiş ki. Evet. Hani hem dişe geliyor hem yumuşacık. Harika olmuş yani. Elinize sağlık. Aferin çok hocam güzel. Teşekkürler. Şimdi hangisinden devam edelim şefim? Spagettiden devam edebiliriz. Izgaramız var. Yani karışık ızgaramız evet var orada. Karışık ızgaramız var. Sebzeli köftemiz var. Sebzeli köfte. Ondan evet denemek isterim şefim. Tabii. Şu mudur? Evet. Şöyle ondan. Bunun içinde neler var şefim? Bunun içinde soğan, hı-hı, kırmızı kapya biber, sebze çeşitli mangalla közlüyoruz. Bunları zırhla çekiyoruz. Zırh köftemizle eşleştiriyoruz bunu. Aynen. Bu şekilde yapıyoruz. Böyle Adanamsı bir tat var evet ama evet daha fazla böyle bir şey geliyor. Evet. Arkadan arkaya böyle sebze tadı. Sebze tadı. Çok başarılı. Hafif tatlı bir acısı vardır. Onun. Evet, evet çok böyle tatlı evet tatlı bir acısı var. Bu da çok başarılı şefim. Harika olmuş. Kaşarlı pastırmalı köftemiz var. Kuzu. Kaşarlı pastırmalı. Evet. Vallahi şefim bayağı büyükmüş bu ya. Evet. Normal köftemizi. Normal köftemiz içinde kaşar ve pastırma var. Oh 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 oh. Vallahi arkadaşlar şöyle göstereyim. İçi bayağı zengin bir köfte. Kaşarlı köfteye 5 basar. Bir şey çok yakışmış. Olmaz olmaz tereyağı lokumumuza bakalım. Evet onu pişerken bayağı evet şey yaptık. Çok güzel çok duruyor. Çok iddialıyız bununla. Bunda çok iddialıyız. Çok iddialıyız. Bütün ürünlerimizde iddialıyız. Şefim evet yani iddialıyız bence hepsinde. Hepsinde şey yapın evet yani. Evet. İddialı olun bence. Ben ondan da bir tatmak istiyorum şefim. Tabii. Ondan ilk önce şöyle yağlı ekmeğimiz üzerinden bunu kesinlikle tatmamız gerekiyor zaten. Senin o baharat da vallahi her şeye yakışıyor ha şefim. Neyin üstüne tadı gelse vallahi ben bununla karnımı doyururum şefim. Sadece senin ekmekle. Hemen bir parça da ben alayım. Vallahi pişirirken çok ama çok evet yumuşacıktı. İşte lokum böyle olur şefim. Ağızda dağılıyor etin. Harika. Aferin olsun. Çok başarılı. Tereyağımız da çok güzel. Evet ondan bir yudum şöyle ekmekle bir manmak istiyorum. Zaten şefim siz RKC Et Mangalı olarak değil de aslında bir grup şirketisiniz evet ve 4 kardeşten oluşan. 4 kardeşten oluşan grup şirketiz biz. En ufakları benim. Oo. Evet. Benden büyük 4 tane abim var. İşte Mehmet Şerif Kocabaş, Hanifi Kocabaş, Nihat Kocabaş, Ramazan Kocabaş. Beşinci kardeşimiz de diğer iş yerimizde. Peki başka evet iştiraklerimiz de var mı şefim? Var. Biz restoran olarak RKC Et Mangalı olarak burada faaliyet gösteriyoruz. Bizim bir de Kestel Turanköy'de RKC Besi Çiftliği olarak bir çiftliğimiz var. Çiftliğimiz var. O zaten birbirini besleyen evet bir sektör olmuş. Ya, biz bütün ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz. Müşterilerimize kendimiz burada özel sunumlarımızda
Aynen. Veriyoruz. Bizim bir de kapalı çarşıda kendi iş yerlerimiz var. Oralar tabi restoran olarak değil, normal ticari olarak çalışıyor. Ticari olarak orada faaliyet gösteriyoruz. Böyle bir işletmemiz var. Vallahi işletmeniz, beğeniyor. İşletmeniz çok nezih. Evet. Odunlu'nun arkadaşlar hemen ilk girişte yer alıyor. Bilişiş paketlerin karşısı. Evet. Kaldırım spor tesisinin karşısı. Atatürk ormanına çıkarken köprü çıkışı karşısı. Evet, manzaranız çok güzel. Şeyiniz çok güzel. Yeriniz çok güzel. Bir de hani hafta sonları artık Bursa'nın trafiği malum. İstanbul trafiğini geçtik. Hani Nilüfer'de oturan insan için bir adım. Evet. Osman Gazi'de oturan insan için bir adım. Tam ortada. Tam ortada. Tam yani ortada. Bizim hem kışlık yerimiz, bizim dezavantajımız, bizim kışın kışlık yerimiz, yazda yazlık yerimizin olması. Evet, bahçeniz çok nezih. Çok nezih. Kışlık yerimiz de güzel. Havadar, serin, güzel. Peki sadece et restorant olarak mı hizmet veriyoruz? Yoksa hani sabah kahvaltıları falan filan? Sabah kahvaltımız da var. Hafta içi ve hafta sonu serpme kahvaltı yapıyoruz. 30 kişiden oluşan. Kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Hani izleyicilerimiz. Hafta içi saat 9.30'da başlıyor kahvaltımız. Akşam alakat yemeklerle. Akşam 11'de. Pandemi döneminden dolayı 7'de ister istemez. Normalde 11'de kapatıyoruz. Peki paket servisimiz var mı? Paket servisimiz var efendim. İsteyenler hemen bir telefon kadar yakınsınız herkese. Valla ben çok beğendim şefim. Spagetti denemediniz. Evet, spagetti deneyeceğim şimdi. Biraz muhabbet edelim diye. Ben tadının lokuma benzeyeceğini düşünmüştüm. Evet. Pişirilme açısından. Ama çok farklı. Evet. Yani hayvanın orasından burasından mıdır? Yoksa sizin tatlı elinizden midir bilmiyorum ama. Şefin sırrı derler ya. İkisinin arasında çok acayip fark var. Kendim bizzat özellikle marine ediyorum. Ya biz bir ustalarımız da var. Tabii geri planda çalışan ustalarımız da var. Tabii. Her şey tek başına yetişmemiz mümkün değil zaten. Benim iki büyüğüm Nihat Kocabaş'ta. Izgara tarafında. Balık gösteriyoruz. Onunla beraber. Abi kardeş. Götürüyorsunuz burayı. Marinelerimizi kendimiz yapıyoruz. Hiçbir zaman için değişmez. Tamam, o sırrınız yani ben şimdi de gelsem, bir sene sonra da gelsem, üç sene sonra da gelsem, tat hep aynı. Aynen. Valla güzel bir sistem yapmışsınız ve çok güzel, çok nezih bir restoran sahibisiniz. Çok ben... güzel yayık ayranımız da var. Bu da açık ayranımız. Evet. Kendimiz yapıyoruz. Bundan da tadalım. Zaten yoğurdunuz da... Oo, hakikaten böyle süt kokuyor yani. Evet. Yoğurdunuz da bayağı özel bir yoğurt. Ondan da bir tatmak isterim. Neredeyse bıçakla kesilecek yani. Bizim tereyağımız ve yoğurdumuz ve yaptığımız yayık ayranlar hepsi güzeldir. Yani bir farklı firmalarda kiler gibi değildir yani. Anladım. Siz her şeyi kendiniz kontrol ediyorsunuz. Anladığım kadarıyla yani ki. Yani birçok ürün benim kontrolüm dışında gelişmiyor. Hepsi benim kontrolüm dışında gelişiyor. İçinde gelişiyor. Tabii müşteriye sunmadan önce bu damak tatlarının hepsini kendimiz bir saat üzerinde çok çalışarak bulduk. Tabii bu lezzetler. Tabii bu yani, lezzetler şans usulü değil. Değil. Bunlar oturulmuş, çalışılmış. Evet. Peki şefim, biz böyle bir karışık ızgara yemeğe kalksak, buraya geldiğimizde ne kadar öderiz? Karışık ızgara, şimdi bizim ürünlerimiz burada, menülerimiz, özme menü olan bir tane. Bizim ürünlerimizin hepsinde kilogram fiyat yazar. Biz karışık ızgarayı sabit tutmuyoruz. Müşterimiz kendisi, kendi zevkine kalmış. Anladım. Kendi isteklerine kalmış. Bizim menülerimiz var böyle. Bakabilirsiniz hocam. Evet. Biraz inceleyeyim. Evet. Ürünlerimizin hepsinde kilogram fiyatı yazar. Ortalama gram gelebilecek fiyatlar yazar. Porsiyon ortalama. Şu kadar diye. Bizde hepsi elektronik hassas terazide. Bütün ürünlerimiz dağıtılır. Ondan sonra ızgaraya geçer. Anladım. Karışık ızgara 4 çeşit, 5 çeşit, 6'lı çeşit isterse müşteri yaparsa 80 ile 90 arası çıkar fiyatı ama müşterimizin zevkine bırakıyoruz. Müşterimiz atıyorum der ki, tabii. Ben bir pizola istiyorum, bir köfte istiyorum veya bir küşleme istiyorum der.
Karşılıklı değil, kendisi belli. Aynen. Kendi isteğine kalmış. Şeyimiz bir parça ondan, bir parça evet, ondan, bir evet, parça ondan evet, deyip. Yani standart olarak değil. Müşterimiz nasıl isterse o şekilde yapıyoruz. Adana kebaplarımız da var. Evet, onları da evet, şeyde zaten gördüm. Evet. Adana kebabınız da zırh kebabı. Zırh kebabı evet. Evet, makine o belli, özellikle makine çekimi değil o. Onu fark ettim. Vallahi şefim çok başarılı. Yani lezzetleriniz harika. Mekanınız çok güzel. Evet. Ben bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yani çok harika. Harbiden arkadaşlar hiç çekinmeden Bursa'daki arkadaşlar buraya gelin. Ne isterseniz isteyin. Tatları çok nefis. Yani ne alıyorsan köftesinden tutun da spagettisine, lokumundan tutun da küşlemesine kadar her şey çok nefis arkadaşlar. Kendinizi Ramazan Şef'in lezzetli ellerine bırakmanın tam zamanı arkadaşlar. Hiç evet, vakit kaybetmeden buraya gelin. Dediğim gibi ne canınız istiyorsa siparişinizi verin ve ağzınızı tadıyla yiyin arkadaşlar. Lezzetleri muhteşem.